ediyorum. Değerli dinleyiciler, kısaca konuşacağım. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Şimdi zaten Türk medyasında yer alan haberleri Suriyelilerle ilgili Türkiye'dekiler yakından takip ettiklerini görüyoruz. Benim konuşmamın başlığı Türk medyasının Suriyeliler hakkında dile getirdiği en önemli olumsuz konular. Çünkü Suriyelilerle ilgili olumsuz haberler Türk medyasında yoğun bir şekilde yer aldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ben bunun iki önemli nedeninin olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi tabii ki medyanın bir kısmındaki olan tavır da var. Yani o olan tavır kastettiğim mesele şu. Belki bunu bir herkes değil, Türkiye'deki tüm kesimler için bunu söyleyemem ama Türkiye'deki bazı kesimlerin bunu bir içerideki konumları, siyasi duruşlarına bir dayanak oluşturma, argüman oluşturma durumu da var. Yani bunu görüyoruz zaman zaman. Hatta ben şöyle bir tabir kullanmıştım. Özellikle birkaç kişi var Türkiye'de Suriyelilerle ilgili çok sık tweet atan, bu konuda yazan, çizen, görüş beyan eden. Suriye matik gibi çalışıyor, ben bunlar diyorum. Suriyeli matik diyorum. Yani Suriyelilerle ilgili her haberi hiç kaçırmadan Türkiye'de kamuoyuna getiren bir kesimin olduğunu görüyoruz. Böyle bir şey var. Ama bu damar o kadar da toplum içinde yer almış değil. Bu küçük damar, onu söyleyelim. Başka bir neden daha var. Bunun da anlayışla karşılaması lazım diye düşünüyorum Suriyeli dostlarımızın. Çok az nüfus olmasına rağmen bazı ülkelerde biliyorsunuz yabancılara karşı, son yıllarda Suriyelilere karşı bu tepkinin oluştuğunu görüyoruz ama Türkiye'de 4 milyona yakın Suriyeli var. Türk toplumuna baktığımız zaman da böyle, bu başka yerde de kendini gösteriyor. Avrupa'da kendini çok daha net bir şekilde gösterir. Belli yerlere bir koloni gibi Suriyelilerin yerleşmeleri bazen o bölgedeki insanları rahatsız ediyor. Ben bunu bir kısmının anlayışla karşılanmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Hatta Fatih örneğini vereceğim burada. Fatih semti var Ankara'da, biliyorsunuz. Ben Ankara'da, Ankara diyorum, İstanbul'da, Ankara'da yaşıyorum ama Fatih semtinde kalan birkaç değerli dostumla Suriyeliler meselesini konuştuğumda rahatsız olduklarını gördüm. Bu Suriyeliler konusunda rahatsızlıklarını dile getirenler Suriye karşıtlı değil, onu söyleyeyim. Suriyelilere karşıtlık anlamında, bir tepki anlamında bunu görmüyorum. Yani bu Almanya'daki veya Batı'da olduğu gibi bir yabancı düşmanlığı olarak görmüyorum. Ve bunu bana anlatanlar daha çok öyle Türkiye'de seküler kesim, yabancıyı öteleyen kesimlerden falan da bahsetmiyorum. Suriyelilere, Müslümanlara olumlu bakış açısına sahip insanlardan dinlediklerimi size aktarmak istiyorum. Onun için değerli Suriyeli dostlar, siz de bunları göz önünde bulundurduğunuzda bence karşılıklı anlayışın oluşması açısından katkı sağlar diye düşünüyorum. Diyor ki, ben bir apartmanda yaşıyorum. Apartmanın yarısı Suriyelilerle diyor. Tamam, dolu. Genelde adam ne yapmıştır? Tek başına bir birikim elde etmiştir. Bir ev alıyor. Fatih semtine yerleşiyor. Bir Türk'ten bahsediyorum. Bir gazeteciden bahsediyorum. İsmini vermeyeceğim. Yani bir somut bir olaydan bahsediyorum. Bu aynı zamanda gazeteci diye kastettiğim kişi sadece bir köşe yazmıyor, aynı zamanda gazetede idareci. Ben diyor, birkaç kızım var, çocuğum var diyor. Hani şehirde yaşamanın da diyor bir adabı vardır. Bir durumu vardır diyor. Burası İstanbul. Ben diyor akşam diyor kızım diyor şeyden çıktığında, ne onun ismi, okuldan çıktığında her gün erken işten ayrılıyorum ve kapının önünde onun gelmesini bekliyorum diyor. Bunu dile getirmemiz lazım, söylememiz lazım. Çünkü belki diyor Suriye'den gelen dostlarımız diyor bunu fark etmeyebilirler diyor. Ama 8-10 kişi, 15 kişi diyor apartmanın önünde erkek olarak diyor beklediği zaman, ben diyor sadece Suriyeli olduğu için değil diyor, 15 tane erkeğin diyor kapının önünde 1 saat, 2 saat, 3 saat sohbet etmesini gördüğümde, çekirdek yiyerek kapının önünde beklemeleri diyor sadece Suriyeli olduğu da değil, Türk de olsa rahatsız olurum diyor. Ama diyor ben diyor bunu Suriyelilere anlatamıyorum. Her gün kapının önüne iniyorum ve bunu anlatmak durumunda kalıyorum diyor. Bunu söylemek zorundayız. Ve diyor ben kızımı evin içine alana kadar, geri o eve gelene kadar
ben aşağıda beklemek durumunda kalıyorum diyor. Ben bundan rahatsız oluyorum diyor. Niye anlattım bunu? Şunun için anlattım. Bu yaşanan Fatih semtinde bir yer, İstanbul'da. Ki belli bölgelerde Suriyelilerin toplu olarak bir kendini göstermesi, oranın kimliğinin değişim yaşaması, orada uzun süredir yaşayan insanlarda bir rahatsızlık oluşturduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi söylemeyip size bunu dile getirmemiş olsam iki yüzlü davranmış olurum. Böyle bir şey var mı? Evet, anlatıyor. Birinci ağızdan diyor ki böyle bir sorun var. Diğer bir neden aynı şeyi anlatıyor. Bu diyor mahallede yaşanan konu. Mahallenin diyor kimliğinin değişmesi, aynı zamanda biraz önceki bahsettiğim ortamın diyor tanımadığım için, bu Türk de olsa, tekrarlamak istiyorum, başka bir milletten de olsa fark etmez diyor, ama diyor ben kapının, apartmanın önünde 10 kişinin, 15 kişinin, 20 kişinin beklemesini, saatlerce orada sohbet etmesini sokağın ve diyor apartmanın güvenliği açısından doğru bulmuyorum, kendimi güvende hissetmiyorum diyor. Bir tanesi bu. Aynı örnek üzerinden gitmek istiyorum. Başka bir örneği de var. Genelde baktığımız zaman bizdeki ailelerde biliyorsunuz çekirdek ailelerdir. Çekirdek ailelerde işte evde çocuğu vardır. Annesi, babası ve bir veya beş tane, iki tane, üç tane çocuğu vardır. Ama diyor bizim apartmanın yarısı diyor Suriyelileri, diğer diyor daireleri Suriyelileri aldılar. Bir kısmı aldı, bir kısmı da diyor kiraladı. E şimdi diyor benim diyor üst katımda diyor bakıyorum 25 kişi yaşamaya başladı diyor. Bu bende sorun oluyor diyor. Ben bunu kontrol edemiyorum diyor. Apartmanı kontrol edemiyorum. Benim kontrolümden çıkıyor diyor. Bunun zaman zaman Türk basında yansıdığını görüyoruz. Bunun değerli Suriyeli dostların da bunu anlamasında ben fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir de şöyle bir durum var. Benim gördüğüm kadarıyla Suriyeli ile ilgili haberler basında yer alırken sadece Suriyeli misafirlerimiz yok bizim. Afgan misafirlerimiz de var. Orta Asya Cumhuriyetlerinden gelen misafirlerimiz de var. Iraklı misafirlerimiz de var. Ama ağırlıklı olarak Suriyeliler olduğu için işte 4 milyona yakın, 3,5-4 milyon Suriyeli misafirimiz var, kardeşlerimiz var. Şimdi bunun dışındaki gelenlerin yapmış olduğu veya Türk toplumunun alışmamış olduğu davranışları bazen diğer misafirler de sergilese bu kimin üzerine kalıyor? Suriyelilerin üzerine kalıyor, onu da belirtelim. Mesela adam bilmiyor ki, Arapça konuşuyor ama Iraklı veya bizimkilerin anlamadığı bir dilden ama Afganistanlı veya başka bir ülkeden gelmiş veya herhangi bir Arap ülkesinden gelmiş, ama ağırlıklı olarak bizdeki misafirler Suriyeliler olduğu için bazen ön yargılı da bir şekilde bu yük, bu olumsuz anlayış veya bakış veya o ortaya çıkan olumsuz durum bazen Suriyelilerin üzerinde de kalıyor mu? Evet, onların üzerinde de kalıyor. O zaman şöyle yapmak gerekir diye düşünüyorum. Mümkün olduğu kadar dışarıdan gelen misafirlerimizin de gelmiş oldukları ülkede, bu bir şey anlamı değil, farkındaysanız normalde ben hızlı konuşan bir kişiyim. Ama yanlış anlaşılmamak için kelimeleri ve cümleleri seçmek durumunda kalıyorum. Bilinçli olarak bunu yapıyorum. Yani aman bir hata olmasın, farklı bir yanlış anlaşılacak bir kelime ve kavram çıkmasın diye bunu kullanıyorum. Ama önemli olan şudur. Ben de mesela bir yabancı ülkeye veya bir Arap ülkesine gittiğimde ilk önce oranın biraz ya buranın yaşantısı nedir falan diye bakarım. Oranın bir kültürünü görmeye çalışırım. Bizde bile unutmayalım. Semtten semte fark vardır. Bırakın ülkeden ülkeye, toplumdan toplumda, milletten millete farka. Diyelim Ankara'da yaşıyorsunuz. Ankara'nın Keçiören'de yaşarken ayakkabınızı apartmanın dışında, apartmanın içine, evinizin içine koymazsınız. Şeye koyabilirsiniz. Ne onun ismi? Kapınızın dışına koyarsınız. Ama şimdi bakıyorsunuz bazı semtler vardır. Siz o apartmana girdiğinizde ayakkabınızı ne yapmazsınız? Evin içine koyarsınız, dışına koymazsınız. Yani o apartmanda oturanlar ayakkabıyı dışarıda gördüğünde ne yaparlar? Rahatsız olurlar. Bu sadece küçük bir örnek. Bizde bile, Türkler arasında bile bir farklar var iken, Suriyeli dostlarımız da misafir olarak bulundukları ve ağırlandıkları bölgelerde en azından ya buranın bir hassasiyeti var mı diye bakmalarında fayda vardır diye düşünüyorum. Çünkü bir olumsuz durum ortaya çıktığında Suriyeli matik diye başta tanımladığım bu olumsuz durumu kullanmak isteyen kesimlere, kişilere
gruplara fırsat verilmiş olur. Bu ne yapar? İki toplum arasında bir olumsuz durumun ortaya çıkmasına neden olur. Bunun olmaması için ister istemez biraz hassasiyet gösterilmesinde fayda var. Bu birinci konu. Farkındaysanız bir bunun bazen basında yer aldığını söyledim. Bazen de yer almıyor ama Türk toplumu arasında konuşulanları size aktardım birinci ağızdan. Diğer bir konu, Suriyelilerin eğlence görüntüleri Türk basında zaman zaman yer alıyor. Bunun da çok biliyorsunuz eleştiri aldığını görüyorsunuz. Özellikle Türkiye'nin 3 tane operasyonu oldu. Hatta buna 4 ekleyebiliriz. 3 tane operasyon Türkiye'nin terörle mücadele çerçevesinde yürütmüş olduğu operasyon. Burada kastettiğim Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı hareketi. Bir de Türkiye'nin 4. olarak mutabakat çerçevesinde bulunmuş olduğu Suriye'de, biliyorsunuz 12 gözlem noktasını ve İdlib bölgesini kastediyorum. Bu bölgeden Türkiye burada bulunmasından, terörle mücadelesinden, Esad'a karşı politikasından, işte en son İdlib'de daha çok kendini gösteriyor, bulunmasından dolayı hassas bazı gelişmeler var. Şehit haberi geliyor. Daha yeni biliyorsunuz 8 tane Türkiye'yi şehit oldu. Şimdi bu haberler geldiğinde şunu yanlış anlamazsanız çok iyi olur. Bu sadece Suriyelilere karşı olan bir tepki olarak görmemek lazım. Şimdi oradan şehit haberi gelirken Suriyelilerle ilgili Suriyeli bazı gençlerin eğlence merkezlerindeki görüntüleri, ya bu insan bu da eğlenebilir diyebilirsiniz, bu ayrı bir şey. Ama size bir şey hatırlatmak istiyorum. Mesela bir deprem hadisesi oldu biliyorsunuz Türkiye'de, değil mi? İstanbul Belediye Başkanı deprem bölgesini ziyaret ettikten sonra Erzurum'a geçti, değil mi? Toparla. Bu görüntü bile ne yaptı? Türk toplumu tarafından hoş karşılanmadı. Suriyeli olduğu için mi? Hayır. Türk ama o da bir tepki çekebiliyor. O açıdan şehit haberlerinin gelmiş olduğu süreçte Suriyeli gençlerin, Suriyeli kardeşlerimizin vermiş olduğu görüntülere de hassasiyet göstermesinde büyük katkısının olduğunu düşünüyorum. Diğer bir mesele, ucuz iş gücü. Burada da enteresan bir şekilde iki taraf şikayetçi. Yani tek şikayetçi yok. Türk tarafına baktığınız zaman, özellikle Türkiye'deki iş gücü kesime baktığınız zaman, Suriyeliler bizim yüksek ücret almamızı engelliyor. Daha ucuza, sigortasız çalıştırılabiliyor. Ve bu ister istemez Türkiye'deki iş gücü piyasasında olan belli bir kesimi rahatsız ediyor. Bir anlamda Suriyelilerin kendi işlerinin elinden aldığı noktasında Türk basında haberlerin yer aldığını görüyoruz. Yorumların yazıldığını biliyoruz. Ama diğer taraftan da eleştiri alıyor. Bu defa diyor ki Suriyeli kardeşlerimiz de biz de sigortasız ve diyor düşük ücretle çalıştırılıyoruz diyor. Böyle eleştiriler de var. Onu da göz önünde bulundurmakta fayda var. Sayın Başkan diyor ki toparlar mısın diyor. Son konu. Bir de biliyorsunuz özellikle evlilik meselesiyle ilgili şikayetlerin olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. Bu hem Suriyelilerin kendi arasındaki küçük yaşta evlilik. Bunu bilerek söylüyorum. Özellikle Kilis, Antep, Urfa gibi yerlerde hem kendi aralarındaki evlilikleri yaşanan sorunlar, çünkü bu mahalleye yansıyor, hem de gelen Suriyeli kardeşlerimizin buradaki bazı Türklerle, bazı işte çalıştığı yerdeki iş adamlarıyla filan evliliklerinde çok ciddi şekilde sorun olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bazı aileler arasında bu da tartışılıyor ve Türk basınında yer alıyor. Bu toplantının düzenlenmesinden dolayı tüm katılımcılara, başta Sayın Korsam'ın başkanı Ahmet Hoca olmak üzere tüm katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum. Aslında iki tarafın bir araya gelerek bu şekilde konuşmasının da bu sorunları, ortaya çıkan konuları kötü niyetli olarak kullanmak isteyenleri bir anlamda engelleyici bir etki yapar. Bu açıdan da katkı verici olur diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.